Brisa. Noi una lessa, noi una lessa. Oroppa, oroppa, basta. Şu anda Pazartesi sınır kapısının önündeyiz. Binlerce düzensiz göçmenin bekleyişi devam ediyor. Yunan polisi çok sert bir şekilde müdahale ediyor. Yunanistan askerleri bize ateş ettiler. Ülkelerindeki savaştan kaçan binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'nın yolunu tuttu. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Edirne'de bekleyişi sürüyor. Şu anda Türkiye ve Yunanistan sınırları arasındaki tampon bölgedeyiz. Ülkelerindeki savaştan kaçan binlerce düzensiz göçmen sınır kapısının açılmasını bekliyor. Yunanistan'ın sınır kapısını açması için umutla bekleyen göçmenler soğuk hava ve açlıkla karşı karşıya. Yunan polisi göçmenlere karşı sert önlemler alıyor. Plastik mermi, tazikli su, gaz ve ses bombaları altında yaralanan göçmenler umuda yolculuğu bırakmıyor. İnsanlık dışı bu muamele ise adeta Avrupa'nın vicdanını resmediyor. Ben bir sefer dün geçtim Yunanistan'a. Gittik orada polis şeyler, Yunan askerleri yakaladı. Biz 400 kişiydi. Onları hepsini dayakladı. Çocuk vardı. Ayakkabıların bantlarını çıkardı. Elektrik çöple kafalara vurdu. Geri gönderdi. Göçmenler kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Karayolunu kullanan göçmenleri dikenli telle çevrili yüksek barikatlar karşılıyor. Şişme botlarla Meriç Nehri'nden sınırı geçmeye çalışanlar da var. Yunan adalarına ulaşmak isteyen göçmenler Ege Denizi'nde tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Go now, okay, go. Yunan polisinin aldığı sert önlemlere rağmen 100 binin üzerinde göçmen Türkiye'den ayrılarak sınıra hareket etti. Bunların arasında sadece Suriyeliler değil Afganlar da var. Peki Türkiye Avrupa'ya giden göçmenlere neden engel olmuyor? Türkiye Suriye Savaşı'nın başından beri tek başına 4 milyona yakın sivile kapılarını açtı. Yüz binlercesini de sınırındaki kamplarda ağırlıyor. Türkiye'deki Suriyeliler geçici koruma statüsünde bulunuyor. Ancak Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler Türkiye'yi yeni bir göç dalgası riskiyle karşı karşıya bıraktı. Zira rejim ve Rusya'nın saldırıları altındaki İdlib'de 4 milyona yakın sivil yaşıyor. 2 milyona yakın Suriyeli Türkiye sınırlarına dayanmış durumda. Sadece 3,7 milyon Suriyeli'yi biz ülkemizde barındırıyoruz. Şimdi tabii yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Ayrıca İdlib'deki onca insanı rejimin insafına terk etmek de bizim ne tarihimize, ne kültürümüze, ne inancımıza sığar. Türkiye aylardır yeni bir göç dalgasına karşı uluslararası toplumu uyarıyor. Ancak Avrupa kapıları kapattı. Yeni göç akınlarıyla birlikte sığınmacıların güvenli üçüncü ülkelere gitmek istemelerini biz Türkiye olarak saygıyla karşılıyoruz. Kimseyi zorla Türkiye'de tutma yükümlülüğümüz de yoktur. Ve neticede yeni bir göç dalgasını kaldıramayacak durumda olan Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Yani kalmak isteyen kalabiliyor, gitmek isteyense gidebiliyor. Bu insanlar gitmek istiyorlarsa, istiyorlar da aslında ama Türkiye Avrupa Birliği'nin vereceği destek karşılığında onları daha riskli, tehlikeli durumlara da tevessül etmelerini engellemek için aynı zamanda bu anlaşmayı uyguluyordu. Ancak Avrupa Birliği sözlerini tutmadığı için bu insanlara artık engel olunmayacak. 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir göçmen mutabakatı imzalandı. Ancak Türkiye, birliği verdiği sözleri tutmamakla suçluyor.
Zira mutabakatta taahhüt edilen 6 milyar euronun tamamı Türkiye'ye aktarılmış değil. Vize serbestisi gibi konular da rafa kaldırıldı. Türkiye, İdlib'de oluşabilecek yeni göç dalgasını önlemek için hem sahada hem masada aktif. Ancak uluslararası toplumdan istediği desteği bulamıyor. Son olarak mülteciler için Suriye topraklarında oluşturmak istediği güvenli bölge projesinde de yalnız kaldı. Şu an Esed'in kendi halkına karşı yaptığı katliamlara ve işlenen savaş suçlarına, ki hepsi Birleşmiş Milletler Komisyonlarınca kayıt altında, bunlara karşı savaşan tek bir ülke var şu an, tek bir aktör, bu da Türkiye. 4 milyon sivilin yaşam mücadelesi verdiği İdlib'de insani kriz devam ediyor. İdlib ve göçmen krizinde elini taşın altına koymayan Avrupa ise yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya gözüküyor. Şu an yollara dökülmüş Suriyeliler ve diğer sığınmacılar, Afganlar, dünyaya bu sorumluluklarını hatırlatacaklar. Çünkü bu hatırlatılmadıkça şimdiye kadar gözlemlediğimiz şey şu: AB başını kuma gömüyor.